Kura çekimleriyle beraber hızlı bir şekilde Türkiye ve Kürdistan'da birçok ilde, birçok merkezde turnuvamızı başlatacağız açıkçası. Başlangıç yeri olarak aslında hem tarihi bir anlamı ve önemi olması, hem de turnuvamıza bıraktığımız isimle çok yakın bağ olmasından kaynaklı Dersim'i tercih ettik. Açıkçası Gülistan Doku'yu aramaya kaybedildiği yer olan Dersim'den başlayacağız. Özel savaşa karşı mücadele ederken belki ilk başta biraz daha özel savaşı tanımlamak gerekiyor. Özel savaş fiziksel savaşın, fiziksel kırımın yanı sıra psikolojik savaş boyutuyla da, psikolojik savaş ayağıyla da yürütülme biçimidir savaşın aslında. Toplumun, insanın, gençliğin iradesizleştirildiği, kişiliksizleştirildiği bir toplum hedeflenmekte, bir toplum amaçlanmakta. Bunun Kürdistan'da ve Türkiye'de ortalama hani yürüdüğü ayaklar bellidir. Fuhuş, uyuşturucu, göç politikaları, asimilasyon politikaları, İmralı Ada Hapishanesi'nde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın üzerine yürütülen tecrit. Bunların bir bütünü aslında özel savaşın ayakları denebilir bir bütünle. Uyuşturucu dediğimiz aslında ilk başta servis edilmesi, kullanılmaya özendirilmesinin temel amacı işte o gençlerin kendi zihinlerini, kendi amaçlarını yitirmeleri. Bizim şimdiye kadar yaptığımız kampanyalar, yaptığımız etkinlikler, yaptığımız planlamalar da aslında örgütleme ve bilinçlendirme temeliydi. 2023 yılında bir kampanya daha başlattık. Özel savaşa karşı görkemli direniş ismiyle başlattık bu kampanyayı. Tartıştığımız ailelerde, gittiğimiz parklarda, gittiğimiz mahallelerde, yaptığımız toplu kitlesel eylemlerde, etkinliklerde insanların gündemine kısmi de olsa özel savaşı koyabiliyoruz. En azından uyuşturucunun zararlarını, fuhuşun zararlarını, teknolojinin yanlış kullanılırsa getireceği zararları açıp anlatabiliyoruz. Bu kampanya çerçevesinde de bu tarz etkinlikler yapıyorduk. Hani şeyden bahsettik, özel savaş aslında en çok insanın iradesine saldırıyor, en çok insanın kimliğine saldırıyor. Bu kadar yoğun, özellikle son 8-9 senedir, 2014'ten itibaren bu kadar yoğun bu savaşın yürütülmesine rağmen Van Serhildan'ı bizler açısından bir mesajdı. Yani oradaki Kürt gençleri, oradaki o devrimci demokrat gençler, siz bize ne kadar saldırırsanız, siz bizim irademizi ne kadar gasp etmeye çalışırsanız çalışın, biz irademizi teslim etmeyeceğiz dediler. O anlamda hani Kürdistan'daki özel savaşın teşhir olduğu, güçlü örgütlenilirse o zeminin yerle yeksan olacağı göze görülüyor. Biz bu Van Serhildan'ı ve Van'ın şahsında diğer bölgelerde gelişen gençlik direnişlerini bir mesaj olarak aldık. Ve bu kampanyayı ikinci bir adıma çıkarmayı kararlaştırdık. Yani bir futbol turnuvasında Kürdistan'da ve Türkiye'de binlerce takım ve on binlerce gençle temas kurabiliyorsun. Bu bizim açımızdan önemli. Bundan kaynaklı futbol turnuvası yapmayı tercih ettik. Gençlik sahada şiarıyla yapılıyor bu futbol turnuvası. Gençlik sahada derken aslında belki biraz buradan şiardan açmak gerekiyor. Gençlik sahada kaba anlamda işte genç arkadaşlarımızın sahada olup futbol oynaması değil. Aslında bu devrimci bir duruştur. Yani bu kadar özel savaş saldırısına, bu kadar irademizin gasp edilmeye çalışıldığı bir süreçte gençlik sahada diyoruz.